İyi akşamlar değerli izleyenler. AsTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ramazan Bayramı 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diğer bayramlardan farklı bir şekilde yaşanıyor. Biliyorsunuz ki sevdiklerimizi, ailemizi kucaklayamazken bayramların dijital ortamlardan kutlandığını biliyoruz. Bu akşam da ana haber bültenimize bir bağlantıyla başlayacağız. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar hattımızın diğer ucunda konuğumuz olacak ana haber bültenimize. Sayın Başkan, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Çok Tüm teşekkürler. izleyicilerim bayram tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu bağlantı için. Biz de iyi bayramlar diliyoruz. Ve başkan bize bugün evinden sesleniyor galiba. Bayram Evet. mesajlarınız ve dilekleriniz nasıl olur? Bursa'da ve Osman Gazi'de bayram nasıl geçiyor? Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu yıl bayram farklı. Ramazan'ı farklı yaşadık. Ve Bursa'da bizler 13 Mart'tan itibaren koronavirüs salgını vesilesiyle olağanüstü günler yaşadık, yaşıyoruz. Tabii bu olağanüstü yaşanan günlerin bayramı da bu. Ama vatandaşlarımızın bu işe sahiplenmesi, genelgelere, kurallara uyması, birlikte çalışmamız vesilesiyle umuyorum inşallah bugün bu bayram, bu kısıtlamanın, sokağa çıkma yasağının sonu olur. İnşallah yarından itibaren biraz daha serbest bir ortama geçeriz. Tabii sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı, maskenin devam edeceği o bir kesin. Böyle bir sürece giriyoruz. Tabii Osman Gazi Bayramı geçtiğimiz hafta sonlarında hafta içi bu süreçler nasılsa, hafta sonu yasaklar nasıl uygulanmışsa bayramı da aynı şekilde yaşıyoruz. Ve vatandaşlarımız da bu yasağa uyuyor. Herkes evinde bayramını kutluyor. Ama siz de az önce söylediğiniz gibi bayram kutlamaları tabii telefonla böyle dijital ortamda artık ya toplu görüşmeleri bu şekilde epey görüşme yaptık değişik gruplarla. Yani dijital ortamda herkes birbirine ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah bu süreç bittikten sonra insanlar yine eski yaşamına döner. Ama bu sürecin getirdiği belki bazı uyarılar da bize olacaktır. Hani hep diyoruz hiçbir şey eski gibi olmayacak bu virüsten sonra. Daha düzenli bir yaşam olur ümit ediyoruz. Daha sağlıklı ve tabii ki temizliğin ön plana çıktığı. Çünkü bu salgının ana konusu yani bununla mücadelenin ilk maddesi temizlik. O temizlik de zaten bizlerin rutin geleneği, inancı olması gereken bir özellik. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki süreçte günlerimizi bu çerçevede yürüterek ileriye doğru devam edeceğiz. Sayın Başkan, özellikle söylediğiniz siz de evet uzaktan iletişim kurarak devam ediyoruz ve Osman Gazi'de de Bursa'da da bu yasağa uyulduğunun bir kez daha altını çizmiş oldunuz. Ben şunu da soracağım. Türkiye evet ilk süreci şu anda tamamlamış durumda ve ikinci döneme geçildi deniyor ve bu dönem içerisinde de koruma tedbirleri hala devam edecek. Yeni bir dönem kapıda. İlk döneme baktığımızda aslında belediyelerin çalışmaları çok önemliydi. Vatandaşa ulaşan hizmetler anlamında sokağa çıkma yasaklarında ve kısıtlamaları içerisinde belediyelerin ciddi ekipleri çalıştı bu anlamda. Çünkü evlerinde kalan 65 yaş üstü için, 20 yaş altı için birçok çalışma da gerçekleştirdiniz ve gerçekleştirmeye de devam ediyorsunuz. İkinci dönem için yani yeni bir normalleşme sürecinden bahsediyoruz. Fakat bunun için mesajlarınız ne olur? Özellikle dediğiniz gibi vatandaşımız gerçekten bu kurallara uyuyor ve uymaya da devam edecek gibi duruyor. Neler söylersiniz ikinci dönem için? Değerli çünkü mesajlarınız. Şimdi böyle bir durumu insanlık ilk defa yaşıyor. Yani tüm dünya bunu yaşıyor. Dolayısıyla alınacak olan tedbirler, uygulamalar ne olacak? Bunu bugün ne yaşamışsak bugünkü soruna göre yarının düzenlemesini yapıyoruz. Yani genelde bu şekilde oldu. Şimdi tabii birinci dönemi bir şekilde atlatıyoruz. Yani tedbirler alındı. Bunun ilk maddesi temizlik oldu. Bu temizlik tabii kişinin kendi elinden, ellerini yıkaması, yüzünü yıkaması, yiyeceklerini, evini. Ama bunun dışında halkın yoğun olduğu yerlerin temizliği, ana caddeler, meydanlar, kamu binaları, camiler, yani parklar. Bizler bu çalışmaları çok etkin bir şekilde yaptık.
Tabii vatandaşta değişik talepleri ortaya çıktı. Şimdi bundan sonraki süreçte yarın muhtemelen yine bilim kurulu toplanarak akşamında da Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacaktır. Yeni dönemle ilgili nasıl bir yaşam bizi bekliyor, nelere uyacağız, ne şekilde bir yaşam geliştireceğiz. Tabii şunu görüyoruz, yani baştan da söyledim. Bir defa şu sosyal mesafe uygulanacak, maske takılacak. Şimdi bu cuma günü camiler açılıyor. Cuma namazı bahçelerde kılınacak. Öğle ikindi namazları kılınacak. Adım adım düzenlemeler geliyor. Tabii camiler açılırken de işte dezenfeksiyon, temizlik, ona göre bazı kurallar da gelmiş oluyor. İşte yarından sonra bakacağız. Yani yaşamımızda çalışırken olacak olan kurallar neyse bunları takip edeceğiz. Ama bizler tabii temizlik noktasında Osman Gazi Belediyesi rutin çalışmanı sürdürecek. Yani meydanları, binaları, park bahçeleri, buna benzer bunları sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu temizliklerle birlikte yani yeni dönemde yeni kararlar, kurallar ne gelecekse bunları hep beraber uyacağız. Ki bu süreçte uygulayacağız. Ve bu süreçte şuna şahit olduk. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında vatandaşlarımız hakikaten kurallara uydular. Yani bizler, tüm ekiplerimiz aktif bir şekilde çalıştı. Yani gıda isteyene gıda, ekmek isteyene ekmek, başka sağlık malzemesi isteyene, ilaç isteyene tüm destekler yapıldı. Ama yani 900 binlik bir şehirde o kadar çok fazla da sorun yaşamadık. Ben bundan dolayı çok teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza. Dolayısıyla başarı da buradan geliyor. Hep beraber bu işe sahiplendik. İnşallah bu işin sonunda kısa sürede bunu aşacağız. Ve bundan da inşallah Türkiye, milletimiz başarılı bir şekilde çıkmış olacak. Ve inşallah bu süreçte de ilaçlar gelişir, aşılar çıkar. Bunu da inşallah Türkiye yapsın diyoruz. Bu konuda da çalışılıyor. Yani Türkiye milletiyle, devletiyle bir bütün olarak böyle bir mücadeleyi başarmış olacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Son mesajlarınız ne olur? Ben teşekkür ediyorum. Yani Ramazan'ı geçirdik bu şekilde. Bayram da geçti evde. Evet. İnşallah bundan sonraki günlerde, yarından itibaren biz bayramı, baharı, ilkbaharı, yazı vatandaşlarımız hep birlikte coşkuyla tabii ki o kurallara uyarak yaşarız. Bunu bekliyoruz. Tabii havalarda çok fazla tahrik etmeden, yani yağmurlu bulutlu geçti bayramda, Ramazan'da. Özellikle bu yasak günlerinde hani böyle çok fazla dışarı çıkmayı böyle aman hava güzel dışarı çıkalım duygusu oluşmadan geçirmiş olduk. İnşallah bu güzel günleri bundan sonra birlikte yaşarız. Ben çok teşekkür ediyorum vatandaşlarımıza. Ve sizler tabii bu şekilde bize bir köprü vazifesi görerek buluşma fırsatı sağladınız. Size iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür tekrar, ediyoruz başkanım. Tekrar tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Daha nice bayramlarda sağlık içerisinde, huzur içerisinde buluşmayı temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sizi uğurluyoruz. Çok sağ olun diyerek kapatıyoruz bültenimizin başlangıcındaki Skype bağlantımızla. Evet, Osman Gazi'nin koronavirüsle mücadelesi için aslında hem vatandaşların bakış açıları, kurallara uyuyorlar mı, uymuyorlar mı, ve belediye başkanımızla bize aslında bu alandaki ikinci yeni normalde de hala devam edeceğini, tedbirlerin, çalışmaların, özellikle temizlik başlığının altısının özellikle çizilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu diyoruz efendim. Asli bir ana haber ilk haberiyle başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 29 hasta hayatını kaybederken toplam iyileşen hasta sayısı ise 120.015 oldu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre 21.492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 29 hasta vefat etti. 1321 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 1.853.754, toplam vaka sayısı 157.814, toplam vefat sayısı 4.369 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşen hasta sayısı 120.015 oldu. Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk, iş gücünün tesis edilmesi için 62.500 kişinin Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62.500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı. Daha önce yapılan tüm toplu sözleşme. Selçuk, 1 Ocak 16 Mart tarihleri arasında başarılı olarak mesleki yeterlik belgesi almaya hak kazanmış kişilere teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkanı sağladıklarını ve 26 Mart'ta yürürlüğe giren kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin nitelikli iş gücüyle desteklenmesi kapsamında işsizlik sigortası fonundan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, biz alanlardayız. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Karar alırlar, almazlar. O onların bileceği iş, dedi. Mutlak sorumsuzluk vardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında erken seçim tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlarken şu değerlendirmelerde bulundu. Seçime gidip gitmeyeceğimizi iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi ortaklığı bozacak olan, bozma ihtimali olan veya bozma düşüncesinde olan Bahçeli'dir. Parlamento AK Parti ve MHP Erdoğan'ın vesayeti altındadır. Erdoğan talimat verdiği zaman el kalkar, el iner. Dolayısıyla erken seçime kim karar verir? Erdoğan karar verir veya Bahçeli der ki, hayır ben artık bıktım. Ekonomiyi de doğru dürüst yönetemiyorlar. Memleketi felakete sürüklediler. Bir an önce seçime gidelim diyebilir. O zaman ortaklık bozulur, seçime gidilir. Koronavirüs nedeniyle ara verilen hızlı tren seferleri yarı kapasiteyle yeniden başlıyor. İlk sefer 28 Mayıs Perşembe saat 7'de Ankara-İstanbul arasında olacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen yüksek hızlı tren seferleri Perşembe günü saat 7'de Ankara-İstanbul seferiyle başlatılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu şunları kaydetti. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 7'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı Bilişim Sistemleri veri tabanı üzerinden HES kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu sefer de seyahat edebilecek. 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Kanser teşhisi konan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Karadayı birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı'nda yapımına başlanan salgın hastanelerinde sona gelindi. 29 Mayıs Cuma günü ilk olarak Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Nisan'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından 9 Nisan'da hastanelerin inşaatına hızla başlandı. Erdoğan Sancaktepe Profesör Doktor Feriha Özağcı Durum Hastanesi'ni 29 Mayıs'ta Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin 31 Mayıs'ta hizmete açılacağını açıklamıştı. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe'deki salgın hastanesi havadan görüntülendi. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve tam teşekküllü hastane olarak inşa edilen salgın hastanesi artık açılmak için gün sayıyor. Antalya'nın dünyaca ünlü Konya Altı sahilinde yeni normal kapsamında bir düzine yeni kural uygulanacak. Tarihçiler plaja rastgele havlu serip güneşlenmeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda kalacak. Turizmin başkenti Antalya'nın dünya ünlü Konya Altı'nda plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu. Halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor. Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün de tüm hızıyla sürdü. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlanması planlanıyor. Yeni hayat düzeninde sahile ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek. Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek. Misafirler isterlerse tek kişilik, eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için yine o maske ve eldiveni ihtiyaç duyulacak. Değil. Soyunma kabinlerinin ve duş alanlarının olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak. Bursa trafiğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş nefes aldıracak iki önemli protokolle imza attı. Emek Şehir Hastanesi raylı sistem hattının yapımı üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devri ile ilgili protokol imzalanırken Demirtaş OSB'nin çevre yolunda bağlanması ile ilgili protokol de Büyükşehir ve Karayolları arasında imzalandı. Bakanlar Kurulu'nun şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilmesi, devralınması ve tamamlanmasına mutakip devri ile ilgili şartların belirlenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkındaki kararına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın emek, yüksek hızlı tren, şehir hastanesi uzatma hattı da eklenmişti. Bu kararın 25 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlanmasının ardından Bursa-Ankara arasındaki trafik de hızlandı. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı imzalanan protokolle Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattı imalat işlemleri için bakanlığa devredilmiş oldu. İmzalanan protokole göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ödeneğini temin ederek yetki alacak. İhalenin yapılıp tüm imalat süreci tamamlandıktan sonra hattı Büyükşehir Belediyesi'ne devredecek olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak. Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam 1355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, hastaneye alternatif ulaşım yolları konusunda çalıştıklarını söyledi. Şehir hastanemize alternatif ulaşım yollarını bizler yapıyoruz biliyorsunuz.
Yine lastikli sistem, yani otobüsle ulaşım noktasında farklı alternatifleri geliştiriyoruz. Bunun yanında raylı sistem, Emek'ten şehir hastanesine kadar olan yaklaşık 5,5 kilometrelik hattın bağlantısıyla alakalı da bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ihalesi gerçekleşecek. Başkan Aktaş, Bursa trafiğine nefes aldıracak ikinci önemli protokolü ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ile imzaladıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağı yüzünden ülke geneli bayramı sessiz sakin geçiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, iki şehit ailesini evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak ile başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına Ramazan bayramı tatilde eklenince bu yıl 81 ilde de bayram oldukça sessiz ve sakin geçiyor. Bayramın en önemli neşe kaynaklarından biri de eş, dost, akraba ziyaretlerinin yapılmamasından dolayı bu yıl bayram biraz buruk geçse de özellikle şehit ailelerinde bu burukluğa biraz daha hüzün ekleniyor. Bu hüzün ortamını dağıtmak, şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 768 şehit ailesinin evine bayram tatları gönderilip bayramları kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile birlikte iki şehit ailesini de evinde ziyaret edip bayramlaştı. Başkan Aktaş ilk olarak 2018 yılında İstanbul'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan pilot Üsteğmen Aykut Yursever'in Karaman Mahallesi'nde oturan anne babası Ayşegül Ayhan Yursever ailesini ziyaret etti. Yursever ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş şehit ailesinin bayramını tebrik etti. 768 şehidimiz var bizim Bursa olarak, polis ve asker olarak farklı görevleri icra ederken şehit olmuş kardeşlerimiz. Onların tatlı ikramları yaptık onlara. Bizatihi evlerine gönderdik. İki ailemizi de ziyaret edelim istedik. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ eteklerindeki kestane ağaçlarına zarar veren katil gal arılarıyla biyolojik mücadeleyi sürdürüyor. Laboratuvarda üretilen böcek ormanlara salındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün katil arılara karşı biyolojik mücadelesi devam ediyor. Kestane gal arısı dünya genelinde önemli bir kestane ağacı zararlısı olarak dikkat çekiyor. Bulaştığı kestane ağaçlarında meyve verimini ciddi oranda düşüren Çin kökenli bu böceğin şu anda tüm dünya yayılmış durumda olduğu belirtiliyor. Kimyasal ilaçlarla mücadele ise olumlu sonuç vermiyor. Bursa ve Yalova'da 12 bin hektar kestane ormanında yürütülen biyolojik mücadele olumlu sonuç verirken, Türkiye'de bu zararlığı yok eden Tormesinensis arısının üretimi sadece Bursa Bölge Müdürlüğü'ndeki Yalova ve Bursa laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. 2015 yılında Yalova'da kurulan laboratuvara ilk anahtarı İtalya'dan getirilirken, şimdi Türkiye kendi arılarını üretiyor. Bu yıl biyolojik mücadelede kullanacağımız faydalı böceklerimizi, yani bizim doğada ormanlarımıza zarar veren zararlı böcekleri popülasyonunu optimal düzeye indirecek böcekleri ürettiğimiz laboratuvarımız burası. Bursa'da 29 Mayıs'a hazırlanan Selahattin camilerin yıkanmak için meydanlara serilen hasır kilimleri, yağlı boya tabloları aratmadı. Drone'la havadan görüntülenen hasır kilimler yan yana serilince renk cümbüşü yaşandı. Rengarenk hasır kilimler yağlı boya tablolarını aratmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafenin sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği bazı camilerde Cuma namazının ve daha sonraki günlerde öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabileceğini açıklaması üzerine Bursa'da Selahattin camilerinde hummalı bir çalışma başladı. Tarihi camiler günler öncesinden temizlenmeye başlanırken yapılan çalışmalar sırasında renkli görüntüler de meydana geldi. Emir Sultan Camii'nde de 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları halen tamamlanmamış olsa da cami çevresindeki boş alanda cemaatle birlikte kılınması planlanan namazlar için hazırlıklar başladı.
Caminin tarihi hasır kilimleri yıkanmak için Emir Sultan Parkı meydanında yere serildi. Cami önündeki geniş alana serilen rengarenk hasır kilimler yağlı boya tabloları aratmadı. Hasır kilimlerin görsel şöleni gökyüzünden de drone ile görüntülendi. Onları önce savaş, sonra deprem vurdu. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Elazığ'a yerleştikten sonra meydana gelen depremde evleri yıkılan Suriyeli aile Bursa'da yaşam mücadelesi veriyor. 12 kişilik aile yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'deki iç savaş sonrası ülkelerini terk eden Fariz ailesi Elazığ'a yerleşti. Elazığ'da meydana gelen depremde ise kaldıkları evleri yıkıldı. Tüm eşyaları binanın altında kalan 12 kişilik aile Bursa İnegöl'e yerleşti. Kiraladıkları evde yaşam mücadelesi veren aile yere serdikleri hasır ve kilimlerin üzerinde yatıyor. Hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan aile yaşanan deprem sonrası evleri yıkılınca her şeylerini kaybetti. İnegöl'e 8 ay önce gelen Suriyeli aile burada kiraladıkları bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Doğru düzgün bir eşyası olmayan, yiyecek ihtiyacı olan aile verilen yardımlarla geçiniyor. İnegöl'de taksi şoförlüğü yapan Serkan Özbaykondu ailenin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını görmek için evlerine gitti. Gördüğü manzara karşısında çok üzülen taksici aile için sosyal medyadan yardım için seferberlik istedi. Geldi, gördük ki ev gerçekten içler acısı. Baktık ki aile, bir evde 4-5 aile yaşıyor. 5-6 tane çocuk var. Hurdacılık yaparak geçimini sağlamakta olan bir aile. Baktık ki gerçekten zor durumdalar. Sosyal medyadan kendimizi duyurabilmek için bir paylaşımda bulunduk. Bursa'nın İzlik ilçesinde bir çiftçi zeytin ağaçlarını ilaçlamaya çıktı. Çiftçi o esnada Roma dönemine ait sikke buldu. Roma dönemine ait sikke İznik'te bulundu. Abdülvahap mevkinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu. Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı tutana karşılığında yetkililere teslim etti. Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait olduğu yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi. Bugün zeytinlerimi ilaçlamaya gelmiştim. İşimi bitirdikten sonra bu gördüğünüz ağacın dibinde dinlenirken birden gözüme ilişti. Baktım yerde parlayan bir nesne var. Bu parayı tesadüfen buldum. Sonra baktım ki gerçekten tarihi bir devir var sanırsam. Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile giren yavru kedinin imdadına gençler yetişti. Saatlerce süren mücadelenin ardından kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu. Yavru kedi park halindeki otomobile sıkıştı, imdadına ise gençler koştu. İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir hafif ticari araç içerisinde saatlerdir kedi sesi geldiğini duyan çevredeki gençler durum itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak gelen ekipler araç sahibine ulaşamayınca olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine gençler çevrede yaptıkları araştırma sonucu araç sahibine ulaştı. Aracın kaputunun açılmasıyla saatlerdir süren bir mücadele başladı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda araç sahibi tarafından kurtarıldı. Minik kedi yere bırakılmasıyla hızla gözden kaçarak kayıplara karıştı. Vallahi bayağı uğraştık, zaten yavru kediydi. Girmişti, çıkamıyordu. Biz de yardım ettik işte, çıkardık. Bayram günü biraz uğraştırdı tabii. Sonuçta çıktı. Bursa'da Ramazan bayramını evde geçiren çocuklar teraslardan uçurtma uçurdu. Çocukların uçurtma keyfi renkli görüntülere sahne oldu. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye Ramazan bayramını evde geçiriyor. Her bayram şeker toplamaya çıkan çocuklar bu yıl evlerinde kalınca vakit geçirmek için çeşitli aktivitelere başvuruyor. Bursa'da çocuklar babalarıyla yaptıkları uçurtmaları evlerinin terasından uçurdu. Büyük bir mutlulukla 200 metreden fazla gökyüzüne gönderdikleri uçurtma ile bayramın coşkusunu yaşayan çocuklar sıkıntılarını biraz olsun giderdi.
Bursa'da bir at sahibinin elinden kurtuldu. Başıboş at, sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'nın cadde ve sokaklarını karış karış gezdi. Bursa'da sahibinden kurtulan at şehir merkezindeki cadde ve sokakları arşınladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokak kısıtlamasında boş sokakları ve caddeleri fırsat bilen at, cadde ve sokakları 4 nala gezerek ter döktü. Uzun süre Altıparmak Caddesi'nde seyreden başıboş at sonrasında Altıparmak Mahallesi'nin ara sokaklarında tur attı. Bu sırada sokak arasında bulunan köpeklerin saldırısından son anda kurtulan at, Darmstadt Caddesi'nden ilerleyerek gözden kayboldu. Birçok vatandaş evlerinin balkonundan geçen atı şaşkınlıkla izledi. 542-88. Bursa'da bir kalp doktoru ameliyattan çıktıktan sonra çiçekçi dükkanını açıp çiçek satıyor. İki işi bir arada yapan doktor hayatından oldukça memnun. Kalp doktoru hastanede kalpleri tamir ediyor, çiçekçi dükkanında kalpleri birleştiriyor. Özel bir hastanede kardiyoloji doktoru olarak görev yapan Ali Özeren tam bir çiçek tutkunu. Hastanedeki mesaisi bittikten sonra soluğu çiçekçi dükkanında alan doktor elleriyle sevgililere, çocuğu olanlara, annelere ve hediye götüreceklere çiçek buketi hazırlıyor. Çiçekleri çocukları gibi seven doktor onlarla tek tek ilgilenip satışını yapıyor. Biz bebek kaybettik anne karnında. Eşim el sanatları öğretmeni. Çiçek zaten onun branşı. Bundan dolayı ona moral olsun diye böyle bir sektöre girdik. Sonradan hepimiz aile boyu çiçekçi olduk. Çiçek sevgisiyle çevresi tarafından bilinen doktor çiçekleriyle kalpleri kazanıyor. Ana haber bültenimizi bu haberle birlikte noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olduncaya dek iyi akşamlar.